Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Hayırlı günler. Videomuza başlarken arkadaşlar öncelikle Konya Kamyon Tır Garajı'nda kendini kamyonuna asarak intihar eden tırcı meslektaşımıza buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun diyelim. Ailesine de başsağlığı ve sabır dileyelim. Evet arkadaşlar, şimdi o meslektaşımızı orada ben resimde, yani canlı canlı görmedik ama resimde gördüğüm zaman inanın ki kendi mesleğimiz adına, kendi yaptığımız iş adına hem utandım hem de üzüldüm. Yani inanın yani diyecek kelime bulamayacak şekilde şu anda konuşuyorum ama yani... Şimdi arkadaşlar, yaptığımız meslekten dolayı sıkıntılarımız oluyor, dertlerimiz oluyor. Ben buradan zaten devamlı dillendiriyorum, dile getiriyorum ama şöyle de bir durumumuz var. Son zamanlarda bize yüklenen yüklerle beraber yolda uğraşmalarımız artı maliyeydi, bilmem ne bileyim yani trafikti, muhasebesiydi artı... Ya bir ton yük üstümüze yüklenerek bizi zaten bunalıma sokan bir sisteme girdik. Artı bunların üzerine ailevi sorunlar da eklendiği zaman, gittiğin güzergahta yoldaki sorunlar da eklendiği zaman arızalarımız oluyor. Aracımızı yaptıramıyorsun, mazotçuya borcun oluyor, bilmem neyin oluyor. Yola gidip gelemiyorsun, yola gidip gelmekten... Yani bir haz alamıyorsun, bir zevk alamıyorsun çünkü bir kazancın olmuyor. Kazancı olmadığı için de bu gibi sıkıntılar doğabiliyor. Şimdi o kardeşimizin derdini, sıkıntısını biz hiçbirimiz bilemeyiz. Belki kardeşimizin ailevi sorunları vardı, belki borcu harcı çoktu, belki işin içinden çıkamıyordu ya da ne diyeyim, belki bir borçlusu aradı adamı. Şimdi bizim insanlarımızda şöyle bir durumumuz var. Yani bir şeyi yaparken karşı tarafı düşünmeme gibi bir şey içine giriyoruz. Mesela o arkadaşımız da mesela benim gibi takıntılıysa, takıntılı bir arkadaşımızsa, takıntılı ki zaten intihar etti. Yine diyorum, Allah rahmet eylesin. İnşallah mekanı cennet olur. Cenab-ı Allah gerçi canına kıyana, insanın kendi kendinin canına kıyması çok günah bir şey. Bu bilinçle davranmamız gerekiyor ama dediğim gibi de o arkadaşımızın derdini, sıkıntısını hiçbirimiz buradan o resime bakarak çok da anlayabilecek bir durumda değiliz. Takıntılı biri ise de benim gibi, o anda da birisi illaki bir şey söylediyse, insanlarımız biraz ağır konuşmayı seviyor biliyorsunuz. Burada da zaten bazı arkadaşlarımızın yorumlarından da biz çekiyoruz zaten. O yorumları gördükçe de ben zaten bu videoları çekesim de kaçıyor. Ama o arkadaşımızın derdini, sıkıntısını kendisi bildiği için, yani o anda belki adama ağır bir kelime kullandılar, o kelimeyi kaldıramadı. Belki ailesiyle bir sorunu vardı, ailesiyle tartıştı. Aileden dolayı o bunalıma girdi, o anda o şeyi, stresi kaldıramadı. Ya da artık bu kamyoncu, tırcılık mesleğinin çok zorlaşmasından dolayı yola gidip gelemeyecek şekilde, mazut alamayacak şekilde, arabasına yola götüremeyecek şekilde bir bunalıma girip ailesini geçindiremeyeceğini anlayıp kendi kendine ne düşündü, ne sıkıntılara girdi, ne strese girdi de bu duruma geldi. Onu da tam olarak biz bilemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Anlıyorum ki arkadaşlar, bu artık yani bizim işimizle alakalı düzensizlik tamamen başladı. Sadece bizim işimizle değil, geçen gün mesela bir arkadaşımız da, bir abimiz de neredeydi? Kendini yakmaya kalktı üzerine benzin dökerek. O arkadaşımız da bir bunalıma girmiş. Demek ki aile geçindiremiyor. İşsizim ayağına... bir bağlantı kurdular ama başka bir derdi de olabilir belki. Adam kendi kendini yaktı, o da vefat etti. Ona da Allah rahmet eylesin diyelim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu işleri, bu duruma getiren
yönetmelikler, uygulamalar, ondan sonra bizleri sıkıntıya sokan uygulamalarla birlikte zaten eve gidemiyor insan, bir 3 kuruş 5 kuruş para kazanayım diye evine gidemiyor. Bir de arıza yaptığı zaman yolda, mesela geçen gün ben bir arıza yaptım, 6-7 milyara patladı bize. Yani bir buçuk ay o 6-7 milyara çalışman gerekiyor. Zaten eve bir şey götüremiyorsun. Sıkıntısını çekiyorsun, derdini çekiyorsun. Gittiğin zaman evine, ailenin yüzüne böyle mutlu mesut bir şekilde bakıp gözlerin gülerek bakamıyorsun. Boynun bükük gidiyorsun çünkü eve. Hele bir de şimdi ben mesela evli değilim, bekarım ama yükümlü olduğumuz kişilerimiz var tabii ki, ailemiz var. Ama bir de evli olup da o çoluk çocuk hani senden bir şey istediği zaman, bunları hepimiz yaşıyoruz evli olmasak da. Yeğenlerimiz var, küçük kardeşlerimiz de oldu. Bunları hani bizden mesela bir şey istediği zaman o imkanı sağlayıp da cebimizden çıkarıp ona 3 kuruş veremiyorsak veya bir isteğini yerine getiremiyorsak onun psikolojisi, moral bozukluğu çok ayrı bir şey. İnsan hani kendi kendinden utanıyor derler ya, o duruma geliyor. O ailenin yüzüne bakamama durumu, o sıkıntıları çekme durumu, aileyi geçindirememe durumuna gelmek, yani o kadar çalışıp çabalayıp o yorgunluğu, o psikolojik bozukluğu, o siniri stresi yaşayıp da karşılığını alamamak dan dolayı bu duruma gelmiş olabilir arkadaşımız. Ama dediğim gibi bu duruma gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu mesleğe, bu sisteme sahip çıkılmaması, bu mesleğin sahipsiz olmasından dolayı böyle sıkıntılar yaşıyoruz ki diğer meslek gruplarıyla da alakalı durumlar bunlar. Bu ara arkadaşlar şimdi harman savurma dönemleri bitti. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalacak. Niye? Çünkü hani ne kadar vatandaşımız daha bunu tam olarak hissetmese de arkadaşlar son 2-2,5 senedir bayağı bir ekonomik sıkıntımız var. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, birbirimize ödemelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yüzümüz kara çıkmasın diye gittiğimiz yerde geri dönmeyelim diye bayağı bir çabalar içine giriyoruz. Ama çoğunda arkadaşlar kredi çekerek, kredi kartlarına yüklenerek halletmeye çalışıyoruz. Bunların da birikimi sonucu bu duruma geliyoruz yani. Arkadaşımızın şekline, şemasına. Orada yaptığı eyleme o duruma getiriyor insanı yani. Şimdi ben bir anne baba evladı olarak hani çoluk çocuk babası değiliz, bekarız. Ama bir anne baba evladı olarak, bir kardeş olarak kardeşlerime mesela ben üzülüyorum o arkadaşımın adına. Arkadaşımızın adına üzülmemek elde değil. Onun da iki tane çocuğu varmış galiba. Yaşı da genç arkadaşımızın, 37 yaşında. Bizle yaşı da aşağı yukarı. Daha yaşayacak günleri vardı. Ha, bu mesleğe başlarken çok büyük hevesiyle başlamıştır belki. Belki hani daha güzel, daha iyi şeyler yapıp ailesini daha refah bir şekilde yaşatmaya çalışmak umuduyla bu işe girmiştir ama bu işte arkadaşlar hesabını kitabını bilmediğin zaman hep böyle benim dediğim olsun dediğin zaman bu işin içinden çıkamıyorsun. Çıkılmayacak duruma geliyor. Hele bir de işlerin ters gidiyorsa, bir 60-70 milyar içeri giriyorsan onu kazanıp ödeyene kadar zaten aradan 3-5 sene geçiyor. O yüzden de bu meslek dışarıdan görüldüğü kadar, böyle mesela biz güllük gülistanlık yolda giderken çekimler yapıyoruz falan filan. Arkadaşlarımız buradan görüyor bunları. Çok da güzel şeyler olduğunu düşünüyor ama mesleğin arkadaşlar şöyle ekonomik sıkıntıları çok. Parça, ondan sonra lastiğiydi, mazotuydu, maliyesiydi, bandroluydu, sigortasıydı, kaskosuydu, işte muhasebesiydi. Ne bileyim şoförüydü, şoför maaşıydı, ondan sonra
şoförün sigortasıyla arkadaşlar birçok yükümlülük biniyor bu arabanın sırtına. Yani bu araba ayda 25-30 milyar para kazanması lazım ki insan hem borçlarını ödeyip hem de ailesini güzel bir şekilde geçindirsin, geçindirmesi lazım. Ancak o şekilde olur. Bu da olmadığına göre arkadaşlar bayağı bir sıkıntılar çekiyoruz. Tekrardan diyorum arkadaşlar, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin o arkadaşımıza, ailesi, çoluk çocuğuna da sabır, başsağlığı diliyorum. İnşallah ailesine sahip çıkacak, arkasında bıraktığı ailesine, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkacak birileri vardır. Yanında, yöresinde. İnsan düştüğü zaman gerçi kimse sahip çıkmaz. Ama dediğim gibi inşallah o arkadaşımızın ailesine sahip çıkacak olan annesi, babası, kardeşi vardır. İnşallah o çoluk çocuğu da sahipsiz bırakmazlar diyorum. Ben şimdi kameramı da yola çevirerek sizlerle beraber dertlerimizi anlatarak, konuşarak, muhabbet ederek bu arkadaşımızın da son durumunu böyle dile getirmiş olalım. Yani mesleğimizin son durumunu dile getirmiş olalım. Bu durumlara tekrardan Cenab-ı Allah kimseyi düşürmesin. Hiçbir şoför arkadaşımızı, hiçbir anneyi, babayı, çocuğu bu duruma düşürmesin. Kimseyi evlatsız, kimseyi de anasız, babasız bırakmasın. Daha önce arkadaşlar şimdi şeyleri de gördük. Mesela kalp krizi, arabasında kalp krizi geçirerek öleni de gördük. Arabasında kalp krizi geçirerek direksiyonun başında öleni de gördük. Kaza yapıp can verenleri de bu meslekte çok duyduk, gördük. Ama bu şekilde bir olayı hiç daha bugüne kadar görmemiştik, duymamıştık. Daha neler görüp duyacağız bilmiyoruz artık. Ama dediğim gibi son gelinen durum bu arkadaşlar. Ben arkadaşımızın resmini de buradan paylaşacağım. Gören arkadaşlarımız da bu mesleğin nedenini zor, nedenini sıkıntılı, nedenini böyle psikolojiyi bozan bir meslek olduğunu herkes görsün. Ki yetkililerimizden de inşallah gören olur da bu mesleğe, bu duruma nasıl düşürdük diye bizlere daha kolaylık, daha da böyle yola gidip gelebilecek, daha çalışabileceğimiz bir sistem ayarlayabilirse daha da güzel olur. Buradan da yetkililerimize bunları duyurmuş olalım. Belki buradan bizi duymayacaklar. Yine görmeyecekler. Yine kulaklarını tıkayacaklar ama o arkadaşımızın resmini en azından gözlerine soka soka biz buraya koyalım. Gözlerinin önünde dursun. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşımızın olayı bu şekilde cereyan etti ama şunu da bir söyleyelim. Ne haberlerde ne de çok da böyle sosyal medyada dolaşan bir haber olmadı. Niye? İnsan çünkü. İnsan bir de şoför arkadaşlar. İnsan bir de şoför yani. Şoförle insan şöyle bir şeye koyduğun zaman biz kendi kendimize mesela bakıyoruz. İnsanlar bize bakarken böyle sanki ne bileyim yani böyle çok aşağı seviyede, çok böyle göze görünmeyen bir şekilde bakılıyor. Hani bir kedi ölse, bir köpek ölse, mesela bir kuş ölse, işte kedi ağaca çıktı aşağı inemedi gibi bir şeyler olsa, kedi kuyuya düşse, insanlarımız böyle ortalığı ayağa kaldırıyor, verveleye veriyor. Ama bu kardeşimizi kimse konuşmadı. Oraya bir iki resim paylaşarak bu kardeşimizi gösterdiler, geçiştirdiler. Son dönemlerde aynı şekilde şehitlerimiz de oluyor. Mesela şehitlerimize yönelik de bu sıkıntılar var. Hemen 5 dakika bir haber yapılıyor. İşte falan yerde bir araç devrildi. İşte içinde 5 tane askerimiz vefat etti, şehit oldu deyip geçiştiriyorlar. Yani arkadaşlar yarım dakika, 1 dakika bile sürmüyor bazen. Söyleyip geçiştiriyorlar. Bunu da dile getirmiş olalım. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Son dönemlerde bunlar biraz daha sık gelmeye başladı. Vatanını koruyan bu insan evlatlarını, bu ana baba evlatlarını da
öyle 2-3 dakikalık, yani 2-3 dakikalık diyorum ama 2-3 dakikada sürmüyor değil mi? Yarım dakikalık, bir dakikalık bir görüntüyle işte şu öldüydü, bu öldüydü, şu şehit olduydu deyip geçiştirip gidiyorlar. O çoluk çocuk, o gençlerimiz vatanını korumak için bu vatanın, milletin rahat bir şekilde yaşayabilmesi için oralarda canını veriyor. Ama bizim haber bültenlerimiz böyle hani çok normal bir şeymiş gibi söyleyip geçiyorlar. Bu arkadaşımız da aynı bu şekilde mesela kimse ne haberlere konu oldu benim gördüğüm kadarıyla. Ne de bir kimseye bir söyleme tarzı, bir gösteriş tarzı gösterilmedi yani. Sosyal medyada ufak tefek şeyler oldu. WhatsApp gruplarımızda bizim paylaşıldı ama bunlar arkadaşlar çok da göze gelmedi. Görünmedi yani. Dertler böyle böyle çoğalıyor. Kimse bunlara bir müdahale etme durumunda bulunmuyor. Bizlerin daha güzel ortamlarda, daha şöyle çalışabileceğimiz daha yumuşak ortamlarda gidip gelmemizi sağlayacak yönetmelikler, kanunlar, prosedürler çıkması gerekiyor diye düşünüyorum ama tabii ki yine biz söylediğimizle kalmış olacağız. Buradan da dediğim gibi arkadaşlar, bir kedi köpek olsaydı, bir kuş olsaydı, bir eşek olsaydı işte ne bileyim, daha çok böyle dile getirilirdi. Daha çok verveliliğe verilirdi ama şimdi bu kardeşimizin burada yaptığı olayı kimse böyle görmek istemedi. Çünkü görmek istemiyor. Bugün bakıyorsunuz arkadaşlar, bu Suriyelilere işte çok böyle sahip çıkılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Bu konuya da değinelim ama kendi vatandaşımıza gelince bunlara sahip çıkılmıyor. Mesela devletimiz şu anda bunlara sahip çıktığı kadar o arkadaşımızın çoluğuna, çocuğuna, eşine sahip çıkması lazım. O çoluğun, çocuğun geleceğini böyle garanti altına alması lazım. O çoluğu, çocuğu okutması lazım. O çoluğun, çocuğun annesini zor durumda bırakmaması lazım. Arkadaşlar, çünkü memleketimizin durumu belli. Yani kötü zihniyetli insanlar var. İnşallah dediğimiz gibi buradan benim gibi birkaç arkadaşımız daha dillendirirse bunu belki bazı yerlere ulaşır. Devlet yardımını o kardeşlerimize de sunar. İnşallah yardım elini de onlara açar diye bir düşünce içerisinde olalım, dillendirelim buradan. Dediğim gibi arkadaşlar, yani son gelinen nokta bu. Resimden de görürsünüz. Öyle hani demin de dedim ya, işte biz hani yolda giderken çekim yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, güllük gülistanlık görünüyor her şey. Öyle değil. Mesela bazı arkadaşlarımız arabasını süslüyor, püslüyor, işte bilmem ne aksesuar yapıyor, bilmem ne yapıyor, işte tırını şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sizlere güzel görünen bir ortam sağlıyor ama işin içine girince arkadaşlar bu durum çok da değişik bir hal alıyor. Değişik bir duruma gidiyor. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar, bundan sonra böyle bir şey olmaz. İnşallah böyle bir durum bir daha gözümüzün önüne gelmez. Böyle bir durumla kimse karşı karşıya gelmez diyerek burada sizlere bunları dillendirmiş olalım. Dertleri de anlatmış olalım. Şimdi kapak fotoğrafı olarak ben bu resimi koyacağım buraya ama arkadaşlar, şimdi bazı tepkiler olacak illaki. Ya abi işte şöyle oldu da böyle oldu da bundan da rant sağlıyorsunuz falan filan gibisinden söylemler olacak. Ben bunu da biliyorum. Ama kim ne derse desin, ben milletin gözüne soka soka bu resmi buraya koyacağım. Görünsün yani. Bu millet belki ulaşması gereken yerlere de ulaşır bu resmin görüntüsü. Onlar da görürler bu mesleğin bu duruma nasıl geldiğini anlarlar diye düşünüyorum. O arkadaşımız da bunu mesela intihar edebilirdi yine ama bu şekilde belki olmayabilirdi. Kendini arabasına asmak değil de mesela başka türlü de olabilirdi. Ama bu arkadaşımız burada bir mesaj vermek için biraz da bunu yaptığını düşünüyorum. Bu mesleğin bu kadar zor olduğunu belirtmek için bunu da yapmıştır illaki.
bunu düşünerek çoğunlukla yapmıştır. Nalet olsun demiştir yani. Çalışıp çabalayıp da evimi geçindiremiyorsam, borcumu harcımı ödeyemiyorsam, eşimin dostumun yüzüne bakamıyorsam bu mesleğe nalet olsun demiştir adam yani. Bu şekilde hayatına son vermiş olabilir. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Çoluğuna çocuğuna Allah sabırlar versin. İnşallah dediğim gibi devletimizden o çoluğa çocuğa eşine bir yardım eli uzanır. Bilmiyorum hani sağında solunda şey var mı? Kendilerine yardım edecek birileri var mı? Daha gençler yani çoluğu çocuğu kaç yaşında da bilmiyorum. İki tane çocuğu varmış diye okudum. İnşallah dediğim gibi yardım eli uzanır. Şimdi arkadaşlar kameramı ben yola çeviriyorum. Videomuza devam edelim bu şekilde. Bakalım üzücü bir durum. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Kameramızı yola çevirdikten sonra böyle giderken bir yandan da devam edelim. Şimdi o arkadaşımızın resmini ben sizlere arkadaşlar kafadan paylaşacağım. Yani görün, durumumuzu görün. Belki arkadaşımızın şimdi bazıları da diyecek ki ben biliyorum bunlar denilecek yani. İşte adamın resmini oraya koyarak ya da göstererek rant sağladınız, bilmem ne yaptınız. Arkadaşlar benim için rant mant hiç sağlamak mağlamak, ben gerekirse o resmi paylaştıktan sonra burada sizlere gösterdikten sonra YouTube kanalımı dahi kapatayım. Hiç önemli değil. Kapatırım yani hemen. Ben 3'ün 5'in peşine düşen bir adam değilim. Hayatta da tamam hesabımızı kitabımızı dört dörtlük yapmanın peşindeyim. Çalışıyoruz. Hani kazanmak için çalışıyoruz. Madem parayla işin yok niye çalışıyorsun? Parasız pulsuz yaşa diyecekler. Yani çoğu arkadaşımız diyecek bunları. Böyle şeyler geliyor zaten. O ayrı bir şey ama bir insanı paraya değişmek ayrı bir şey. Ben insanı paraya hayatta değişmem. Ben parayı var diye bana yanlış yapılıyorsa da parayı var diye de işi gücü var diye de ben o adamla bir daha kolay kolay ha tabii belki selam verir selam alırız gider geliriz ama o adama kalbim kolay kolay düzelmez. Çünkü yapılan yanlışı arkadaşlar dert eden bir insanım. Moralim bozuluyor öyle şeylere. Takıntılı bir insanım. O yüzden kimse, herkes yorum yaparken arkadaşlar dikkatli bir şekilde yapsın diyeceğim. Şimdi gelelim bizim dediğim gibi bu meslek grubunun sıkıntıları her zamanki olan şeyler. Son zamanlarda zaten çıkan uygulamalarla birlikte daha çok bunalıma soktular bizi arkadaşlar. Şimdi yola gidemiyoruz, yoldan gelemiyoruz. Ya inanın ya takograf yüzünden arkadaşlar takograf yüzünden çalışamıyoruz ya böyle bir şey yok. Çalışamıyoruz. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. Diyor ki ya çift şoför olacaksın o zaman. İkinci şoför ol. Ya arkadaş çalışamıyoruz ki. Zaten yani maliyetler yüksek. Bizim şeylerimiz düşük. Nasıl diyeyim? Aldıklarımız bize gelir gider tablosunda çok büyük sıkıntımız var. Gelirimiz düşük. Giderimiz çok arkadaşlar. Bu yüzden ikinci şoförü arabaya aldığın zaman ne o ikinci şoförün eve gidip gelme mümkünatı var ne de nasıl diyeyim bizim gidip gelme mümkünatımız var. Çünkü sürekli çalışman lazım. O çift şoförün de maaşını çıkaracaksın. Bir şoförün arkadaşlar maaşıyla beraber masrafı bir arabaya 6 milyar 6,5 milyarı buluyor. Hani kimisi 5,5 milyar falan diyor da 6-6,5 milyarı buluyor arkadaşlar. Bu araba 6,5 milyar şoföre kazanacak. 6,5 milyar ben de şoförüm. 6,5 milyar da bana kazanacak. Etti 13 milyar. Ondan sonra 13 milyar. Aylık 7-8 milyar da ödemen var. Maliyesiydi, muhasebesiydi, cartıydı, curtiydi, şusiydi, busiydi. Etti 20 milyar. Ondan sonra yıl sonu geldiğinde bilmem ne olduğunda bunları arkadaşlar para kazanmak için lastiğiydi, şu suydu, bu suydu derken bir sürü dert çıkıyor. Araba aylık 30 milyar para kazanacak.
30 milyardan sonra işte biz bir şey yapmayalım. Arkadaş, bu arabanın 30 milyar kazanma şansı var mı aylık ya? Çift şoförü bu arabanın üstüne koyduğun zaman 30 milyarı kazanman lazım. Zaten 15 milyarı şoför maaşına, sigortasına, şeyine gidiyor. Harcılasına gidiyor. Yediğine, içtiğine gidiyor. 15 milyarı. Kalan 15, bir 15 daha kazanman lazım ki bunun da 7'sini, 8'ini işte kaskosuydu, sigortasıydı, bandrolüydü, bilmem neydi, bunlara çıkacaksın. Ondan sonra kalan 6-7 lira da borcun varsa borcu ödeyeceksin. Nerede böyle bir para? Böyle bir para olsa zaten bu işte. Böyle bir para olsa zaten herkes bu işi yapar. Niye adam gitsin de başka işiyle uğraşsın? Değil mi? Ama şimdi bazı arkadaşlarımız espri de olsa oradan diyor ki abi işte aylık 20 lirayı kenara koyuyorsun falan filan. Tabii bazı arkadaşlarımız bunu espri olarak yapıyor. Biliyorum ben ama işin ciddiyetine gelince arkadaşlar durum bu. Durumumuz bu. Şimdi yolda gidiyoruz. İkide bir durduruyor seni. Yok işte yangın tüpünden eski gazetesine kadar soruyor bizim bazen polis arkadaşlarımız. Zorluyorlar yani. Bunalıma sokuyorlar insanı. Aa bak mesela şurada radar kurulmuş. İleride de trafik yolu kesmiştir. Bizi durdururlar şimdi. Radar burada. Bir yarım saat daha geç geçseydi bunlar da yemeğe giderdi. Biz de bu arada geçerdik. Ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi gideceğiz. Gene bize yangın tüpünü soracaklar hiçbir şey bulamayınca. Bakalım. Neyse dediğim gibi arkadaşlar. Diyeceğim şu ki. En son özetimiz arkadaşlar, daha buna kadar nice şeyler vardı ama en son özetimiz bu arkadaşımızın bu şekilde kendi canına kıyması, intihar etmesi. Adamın belki çoluğu çocuğu vardı, belki eşi dostu, yani evi ocağı vardı illaki bu adamın, yani bir anası babası vardı illaki. Yani bir resime bak, bir iki defa baktım, inanın yani böyle okunacak şeylerini dahi okuyamadım. Çünkü ne bileyim yani durumlar pek iç açıcı değil. O bakarken o resime kendimi ben inan böyle çok kötü hissediyorum. Herkesin evi ocağı var, anası babası var, çoluğu çocuğu var dedim ya. Kendi başımıza gelse ne yapardık acaba diyorum ben. Yani tabii herkesin sorunları var, derdi var, sıkıntısı var ama yani diyecek de bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Anlattık zaten, durumlar belli. Ama Allah yine diyorum rahmet eylesin. Sağına soluna, eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna sabır versin diyoruz. Ne diyelim? İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz. Bu son olur. Ondan sonra şeyden, bilgisayarın başından bize sallaması kolay oluyor. Ver yansın etmesi kolay oluyor. Sallanması kolay oluyor. Ver yansın etmesi kolay oluyor arkadaşlar. Ama yine diyorum Konyalıymış arkadaşımız. Konya kamyon garajında adam en sonunda bu meslek adamı da intihar ettirdi. Yani yolda izle mesela galanı arabanın içinde kalp krizi geçirip ölen meslektaşlarımızı, vefat eden meslektaşlarımızı gördük. Geçen gün kendini yakan bir arkadaşımızı da gördük bunalımdan dolayı. Yani arkadaşlar, insan gerçekten bunalmasa hani ben bir şey yapayım diye gidip kendini yakmaz. O arkadaşımız da öldü. Kendini yakan. Niye? Adamın ya çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamıyor belki evine gidince. Ya adam, arkadaşlar ben bir ara 3-4 ay işsiz kaldım. Ya insan eve sığmıyor. Yani eve sığamıyorsun ya.
Tabii işsiz kaldığım dönemde şükür olsun. Yani ben kimseye ihtiyacım, muhtaçlığım yoktu. Biraz birikimim vardı ama işsizlik daha değişik bir şey. O eve hani boş gidiyorsun. Gittiğin zaman mesela annen babanın yüzüne bakamıyorsun. Çoluğun çocuğun varsa onun yüzüne bakamıyorsun. Yani yükümlülüğün olduğu insanlara boynun bükük kalıyor. Ha mağdur etmiyorsun belki ama hani aman işsizsin. Ya işte bir iş bulamadın mı gene. Gerçi bizim evde bana öyle bir şey diyen olmadı da ben şimdi hani o psikoloji olarak onu insan hissediyor. Ha benim çoluğum çocuğum yoktu ama evimizde, ocağımızda anamız babamız var, kardeşimiz var, bilmem neyimiz var, yükümlü olduğumuz kişiler var. Bir de düşünüyorum şimdi o çoluğu çocuğu olan, okuyan çoluğu çocuğu olan ne bileyim yani sıkıntısı olan insanlar var ki Allah Allah. Adam yeşil yanmış duruyor ya. Sıkıntı oluyor yani arkadaşlar. Diyeceğim şu ki yani bu işsizlik olayı, geçinememe olayı pahalılıktan, kimsenin bir şeye yanaşamamasından dolayı bu bunalımlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Hani diyoruz ya bazı arkadaşlarımız belki bu ekonomik sıkıntıyı es geçiyor, göremiyor, şey yapamıyor ama biz bu işlerin içinde olduğumuz için arkadaşlar görüyoruz. Sıkıntı büyük. Dertler büyük. Ortalık millet güllük gülistanlık sanıyor arkadaşlar. Yani bu kredilerle geçinen insanlarımız var. Kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan insanlarımız var. Öteliye 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 gidip o yanda bir yanda gezen, yiyip içen insanlarımız var. Ondan sonra da işte bu durumlara düşüyoruz hep beraber. Tabii biraz da kendimizde de aramak gerekiyor bazı şeyleri ama işte durum en azından tırcı kamyoncunun durumunda arkadaşlar bu şekilde sizlere anlatmış olalım, özetlemiş olalım. Devamlı biz anlatıyoruz, özetliyoruz ama şimdi arkadaşlarımız şey diyor, işte abi gene ağlıyorsun falan filan diyor bize. Mecburen işte bu ağlamak oluyor arkadaşlar. Ağlamaksa ağlamak oluyor bu. Derdimizi kimseye duyuramadığımız için, anlatamadığımız için ne yapalım? Böyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Allah hepimize kolaylık versin. Ya ben şimdi arkadaşlar kendi evimden de örnek vererek gene konuşayım. Ben şimdi yola çıktığım zaman ben olsun, benim abim olsun, birader olsun. Şimdi babam eski bu kamyonculuk, mamyonculuk işini amcamla beraber yaptıkları için babam biliyor bu yol durumlarını, sıkıntılarını bildiği için adam gece gündüz mesela arar sorar, ne yaptınız oğlum, bir sıkıntı var mı, derdiniz var mı, işte nasıl oldunuz, ne ettiniz gibisinden. Yani günde iki defa kesin arar. Sabah öğlen bir sefer arar. Bir kere de akşamdan gece 12 olur, 1 olur, 2 olur. Arar. Sorar yani sürekli. Hani yolda sadece sıkıntıyı biz çekmiyoruz arkadaşlar. Bu işi yapan insanların aileleri de bizle beraber bu yolun sıkıntısını çekiyor. Bilmiyorum herkeste var mı ama ben bizim evde gördüğüm kadarıyla mesela annem olsun babam olsun işte biz yola çıktığımız zaman aynı sıkıntıları onlar da yaşıyorlar. Gece saat 2'de 2.30'da babam beni arıyor mesela. Oğlum ne yaptın diye. Diyorum baba niye yatmadın sen bu saate kadar, işte film seyrettim falan filan ama öyle değil yani. O insan hani huzursuzluk oluyor. İçinde bir sıkıntı oluyor. Acaba ne oldu? Ne yaptı? Yolda kar var, kış var.
televizyondan da işte Bolu şöyle, işte şurası böyle diye haberleri görünce, işte tırlar yolda kaldı gibi haberler görününce arkadaşlar, adam ister istemez ne yapıyor? Yatamıyor, uyuyamıyor yani. Ben biliyorum yani, psikolojisini biliyorum bunları. O yüzden arkadaşlar, bu işi yapan insan çok da huzurlu bir şekilde bu işi yapamıyor yani. Her şeyle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Her şeyle arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa yani. Bu meslek grubu böyle bir şey. Yani sadece kendin değil, evdeki de. Evdeki eşini, ananı, babanı, yani karını, çoluğunu, çocuğunu, bunları. Herkesi huzursuz edebiliyorsun yani. Bu işte böyle bir şey. Anlattık, dinlettik bakalım buradan. Yine bakalım yorumlar nasıl gelecek? Ters tukaç yorumlar gelecek mi? Bakacağız. Bize bir tünelde kaldık. Bir arıza yaptık anasını satayım. Yolda kaldık. Adamlar bizi bir asmadılar yani. Adamlar bizi bir asmadılar yani. Bu arkadaşımız gibi bizi de herhalde idam edecektiniz yani. Yolun durumunu bilmediğiniz için oradan konuşması kolay oluyor. Sol şeridi niye kullanın? Sol şeridi ben niye kullanmayacağım ya? Sol şeridi ben kullanmayacağım diye bir şey yok ki. Sol şeridi kullanacaksın. Yani nasıl kullanırsın? Taksi benim peşime gelemiyor ki zaten sol şeritte yani. Ben yavaş değilim ki. 20 ile 20 ile 30'la giden bir insan değilim ki. Zaten oraya o karı 70-70 çıkıyorsun, 80. Taksi de anca geliyor zaten. Gelemiyor bile. Zaten kar var sol şeritte orada. Sollamaya girmişim ben. Sollama yapmayacağım mı? Adamın peşinden 20-20 mi çıkacağım oraya yani? Sağ şeritten. Yani bazı şeyleri, yorumları yaparken arkadaşlar, o arabanın üstündeymiş gibi kendinizi hissedin. O şekilde yorumları yapın. Tabii illaki hatamız vardır ama yani orada biz zaten, ben 70-70 çıkıyordum orayı. Güzel güzel çıkıyorduk. Ne bileyim ben arabanın orada tak diye hortum patlatacağını, arıza yapacağını. İşte şimdi diyecek ki adam, ya işte abi onu da düşünmen gerekiyordu. La kardeşim, düşünmen gerekiyordu da adamın peşinden 20-20 mi gidelim? Arka taraf tıkansın mı yani? Zaten bir an önce sen oradan kendini yolda tıkalı kalmadan kurtarmanın peşine düşüyorsun. Zaten kış ayı. Kar, fırtına. Zaten videonun başından da başlıyoruz yani. Allah nasip ederse gideceğiz, geleceğiz falan da şuydu buydu gibisinden konuşuyoruz. Ama tabii diyeceğim şu, anlamayan arkadaşlarımız yok, kimisi 30 senelik şoförüm diyor, kimisi bilmem ne diyor. Yorum yapanların hepsi de zaten öyle değildir. Çoğu da o bilgisayarın başında bizi seyredip bize sallayanlardır. Abonelerimiz, ama bazı da hani ben nasıl kızıyorsam onlar da bize kızıyorlar şimdi. Yani kızacak bir şey yok arkadaşlar. Ben siz salladınız. Kimseye kızmadım, darılmadım yani. Ama ağır kelimelere de kardeş cevap vermek zorunda kalıyoruz. Kimse kimseye hadsizlik etmek zorunda değil. Kimse kimseye saygısızlık yapmak zorunda da değil. Herkes birbirine saygılı olacak. İzlemeyen izlemeyebilir. Yorum yapacağım diye de öyle angil dingil yorum yapıp da insanın da psikolojisini bozup moralini bozmanın bir anlamı yok. Ağır kelime kullanmaya kimsenin birbirine hakkı yok. Yani bana kimse ağır kelime kullanamaz. Öyle bir hakkı yok çünkü. Benle beraber bu işi gelip yapan o değil. O ağır kelimeyi kullanan. Benle beraber bu arabanın parasını ödeyen de o değil. Benim evime ocağıma bakan da o değil. O yüzden öyle bir hakkı yok yani. Neyse, nereden nereye geldik? Boş verelim arkadaşlar. Buradan hepinize saygılar, selamlar diliyorum. Lütfen, yani bu videoyu da yaptık ki buradan görün bazı şeyleri, dinlemiş olun. Anlattıklarımızdan bir şeyler anlamış olun ki. Hani biz de oradan asıp keserken, anlayıp dinlemeden sallarken, yazarken daha böyle kendinizi bizim yerimize koyarak düşünüp öyle yorumlar yaparsanız sevineceğiz.
Ben yine de diyorum yani, çok ağır yorumlu kelimeler olmadıktan sonra yine de kızmıyorum. İlla ki herkes birbirini uyaracak. Biz eleştirilere açığız. Bizi uyarıldığı zaman da hatamızı orada görüyorsak kendimizi de zaten düzeltmenin peşine düşüyoruz. O yüzden de hatalarımızı söyleyenlere kızmıyorum. Ama öyle angil dingil yorum yapıp da bizi psikolojik olarak yormanın da bir anlamı yok. Dediğim gibi hepinize saygılar, selamlar. Ben herkese saygı gösteriyorsam karşımdakilerden de saygı görmeyi beklerim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalmaya devam edin. İzleyip izlettirelim arkadaşlar. Aboneliklere devam, beğeni tuşuna devam. Seviyorum sizleri. Bay bay diyorum. Hoşça kalın.